Merhaba arkadaşlar, bugün işçi problemleriyle beraberiz. Evet, çoğu öğrenci için pek keyifli bir konu değil aslında ama tek bir formülle bütün soruları çözebiliyoruz. Bugün o formülden bahsedeceğim size. 13 tane örnek var. Karşınıza çok sık gelecek, her kitapta hemen hemen görebileceğiniz 13 farklı soru tipiyle önce konunun temelini atmış olalım. Buyurun bakalım, ilk soruda başlayalım. Şimdi işçi problemlerinde yapmamız gereken şey şu. Kaç tane işçi varsa arkadaşlar, kaç farklı işçi varsa o kadar kesir çiziyoruz. Örneğin bu soruda 2 tane işçi var, 2 tane kesir çiziyorum. Alt tarafları işçilerin tek başına bitirme süreleri. Yani eğer mesela Kadir tek başına çalışsaydı bu işi kaç saatte bitirirdi? Örneğin ya da kaç günde? 8. Cevat tek başına çalışsaydı bu işi kaç günde bitirirdi? 24. Buraya bunları yazıyoruz. Karşı tarafa işin biten kısmını yazıyoruz. Yani işin ne kadarı bitmiş. %100'ü bittiyse bu 100 bölü 100 anlamında 1 kullanılabilir. Yarısı bittiyse 1 bölü 2, %30'u bittiyse 30 bölü 100 yazabilirsiniz. Karşı tarafa işin biten kısmını yazacaksınız. İkisi birlikte bu işi kaç günde yaparlar dediğine göre işin tamamının bittiğini varsayıyoruz ve biten kısmına 1 yazıyoruz. Sonra arkadaşlar üst tarafa gelince de çalıştıkları süreleri yazıyoruz. Şimdi ikisi birlikte işe başlamışlar. Aynı anda çalışıp aynı anda bitirmişler. Yani aynı anda başlayıp aynı anda bitirdiklerine göre ikisi de eşit süre çalışmışlar. Yani birlikte çalıştıkları süreleri de buraya yazıyoruz. Farklı farklı çalışmış olabilirler. Hani bazen görürsünüz böyle şu 3 gün çalıştı, bu 5 gün çalıştı diye birazdan gelecek o sorular. Oralarda da herkesin çalıştığı süreyi yukarı yazacağım. Evet, bu denklemi çözdüğümüzde arkadaşlar şunu işte genişletirsek. 4x bölü 24 yapacaktır. Eşittir 1. X buradan 6 yapar. Demek ki ikisi birlikte 6'şer gün çalışırlarsa arkadaşlar bu işi bitirirlermiş. Evet, şimdi bahsettiğim diğer soru tipi geldi. Yani aynı gün çalışmıyorlar. Farklı farklı süreler çalışıyorlar. Ama yine aynı şeyi yapacağız biz. 2 tane işçimiz olduğu için arkadaşlar 2 tane kesir çizeceğiz. Mehmet'in tek başına bitirme süresi 21. Can'ın tek başına bitirme süresi 28. Yani hiç kimse yardım etmeseydi, tek başına Mehmet çalışsaydı 21 günde bu işi bitirirdi. Onu kendi kesirin altına yazıyorum. Aynı şekilde Can da tek başına çalışsaydı 28 günde bitirirdi. Onu da kendi kesimin altına yazıyorum. Mehmet 3 gün çalışmış. Mehmet'in karnesinin 3 günü yazıyoruz. Can ise 5 gün çalışmış. Ona da 5 gün yazıyoruz. İşin kaçta kaçı biter diyor. Ha, bu defa işin biten kısmını bilmiyoruz. Yani işin tamamı bitti, yarısı mı bitti, %30'u mu, bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla karşı tarafı x dedik. Bu denklemi çözdüğümüzde arkadaşlar işin kaçta kaçının bitmiş olacağını bulacağız. Tabi bunlar kaçta eşitlenebilir? 84 olabilir. Bunu 4 ile çarpalım arkadaşlar. Bunu da 3 ile çarpalım. Dolayısıyla buradan bakın 12 bölü 84 artı 15 bölü 84 geldi. Eşittir x. Üst taraf ne yaptı? 27 bölü 84 eşittir x. Dolayısıyla arkadaşlar işin 27 bölü 84'ü bitmiştir. Bunu gerekirse sadeleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, sıradaki soruda Can önce işin 3 bölü 7'sini yapmış. O zaman geleni atmıştır. İşin 4 bölü 7'si kalmıştır. Burada gördüğümüz kadarıyla iki işçi aynı anda çalışmıyorlar. Yani Can bir kısmını yapıyor, sonra kalan kısmı Mehmet yapıyor. Onun için kesir çizip birlikte çalışma süresi hesaplamamıza gerek yok bu soruda. Can 3 bölü 7'sini yaptığına göre bunu 7 bölü 7'den çıkardığımız zaman geriye 4 bölü 7'si kalacaktır. O zaman Mehmet'in 4 bölü 7'sini yapması gerekiyor. Mehmet zaten tek başına 7'yi, yani bütün işi 7 diyecek olursak arkadaşlar, biliyorsunuz kesirlerde payda bütünü anlatıyor. Üst taraftaki kesir de arkadaşlar, yani pay kısmı da ne yapıyor? Yapılanı anlatıyor. Bütün iş 7 katsa ve Mehmet bunu tek başına 21 günde bitirebiliyorsa acaba Mehmet geriye kalan 4 işi kaç günde yapabilir? Böyle basit bir orantıyla sonuca gidebiliriz arkadaşlar. 7 kat işi 21 günde yapıyorsa acaba 4 kat işi kaç günde yapar? 7 çarpı x eşittir 4 çarpı 21 diyerek buradan ne yaptık arkadaşlar? 7'leri sadeleştirdik. X'i 12 bulduk. Demek ki kalan işi Mehmet 13 günde, 12 günde bitirebilirmiş. Burada bakın aynı anda çalışmadılar. Birisi bir kısmını yaptı, ayrıldı gitti. Sonra diğeri geldi, kalan kısmı yaptı. Basit bir orantıyla bu soruyu çözebildik. Sıradaki sorumuzda ise arkadaşlar, işçiler birlikte çalışıyor. Ali bir işi tek başına 4x, Veli ise aynı işi tek başına 2x günde yapıyormuş. İkisi birlikte çalışırlarsa. Arkadaşlar aynı anda çalışırlarsa biliyorsunuz tabii ki daha kısa sürede biter işler. O zaman ne yapıyoruz? İki işçi çalıştığı için iki tane kesir çiziyoruz. Neydi kuralımızı hatırlayın. Alt tarafa tek başına bitirme sürelerini yazıyoruz. Ali'nin tek başına bitirme süresi 2x arkadaşlar. Veli'nin tek başına bitirme süresi 2x. Özür dilerim, aynı 2 4x. İkisi birlikte x artı 1 günde işi bitirmişler. Yani her biri de x artı 1'er gün çalışmış. Birlikte çalıştıkları süreleri de yukarı yazıyoruz. Tek başına bitirme süreleri kesirin paylarına, paydalarına birlikte çalıştıkları süreleri de pay yazıyoruz.
Eşitliğin karşı tarafında da arkadaşlar işin biten kısmını yazıyoruz. İşin biten kısmı nedir? İşin tamam bitmiş %100. Yani 100 bölü 100 anlamında 1 yazabiliriz buraya. Şimdi paydaş diyeceğiz. Şurayı 2 ile genişletelim. X artı 1 artı 2 x artı 2 bölü ortak paydamız 4x oldu. Gördüğünüz gibi üst tarafta 3x artı 3 oldu. Karşı tarafta 4x oldu. X'i buradan 3 bulabiliriz. Şimdiki sorumuzda ise barışın ve savaşın işi tek başına bitirme sürelerini vermemiş. Belli oranlarını bitirme sürelerini vermiş. Halbuki bizim formülümüzde o kullandığımız kesir yapısında arkadaşlar paylara çalıştıkları süreleri, paydalara ise tek başına bitirme süreleri yani işin tamamını bitirme sürelerini yazmamız gerekiyor. O zaman önce basit bir orantıyla işin tamamını bitirme sürelerini bulalım. Mesela örneğin Barış'la başlayalım. Barış biliyorsunuz payda kesirlerde bütün anlatır. Barış 5 kat işi 8 saatte yapıyorsa, pardon 2 kat işi 8 saatte yapıyorsa acaba 5 kat işi kaç saatte yapar? Buradan ne yapıyoruz? 5 kere 8 40, 2'ye bölüyoruz 20. Demek ki Barış tek başına işin tamamını 20 saatte bitirebilirmiş. Barış'ın tek başına işin hepsini bitirme süresi. Aynı şeyi arkadaşlar Savaş için yapalım. Savaş şimdi 1 kat işi ne yapıyormuş arkadaşlar? 10 saatte bitiriyormuş. Değil mi? İşin 5'te 1'ini yani 1 katı 10 saatte bitiriyormuş. O zaman 5 katı yani tamamını acaba kaç saatte bitirir? O zaman x buradan 50 mi yapacaktır arkadaşlar? Bu da Savaş'ın işi tek başına bitirme süresi. Eğer Savaş tek başına çalışsaydı 50 saatte bitirecekti işin hepsini bütününü. Barış ise işin tamamını arkadaşlar 3 saatte bitirecekti. Ancak bu ikisi birlikte çalışıyorlar. Eğer ikisi birlikte çalışıyorlarsa arkadaşlar o zaman ne yapacağız? Kesir çiziyoruz. İki tane işçi olduğu için iki kesir çizdim. Barış'ın tek başına bitirme süresi 20 aşağı yazıldı. Savaş'ın tek başına bitirme süresi 50 aşağı yazıldı. Yukarıya da çalışma süreleri. İkisi işi aynı anda başlayıp aynı anda bitirdikleri için her birisi eşit süre çalışmış olacaklar. Yani x'er saat yazabiliriz bunların karnelerini. Ve işin tamamının bitmesinden bahsediyor. Bu iş birlikte yapılır diyor. Biz buradan anlıyoruz ki işin hepsi bitmiş. İşin tamam bittiyse buraya 1 yazabiliriz %100 anlamında. Evet basit bir payda işlemeyle sonuca gidebiliriz. Bunu 5 ile bunu 2 ile genişletiyorum arkadaşlar. 5x 2x gördüğünüz gibi 7x eşittir 100 oldu. Yani x buradan 100 bölü 7. Demek ki ikisi birlikte bu işi 100 bölü 7 saatte bitirebilirler. Yine benzer mantıkla hazırlanmış bir soru. Bu defa 3 tane işçi var arkadaşlar. O zaman 3 tane kesir çiziyoruz. Ne yapıyorduk hatırlarsanız? İşçi sayısınca kesir çizerek başlıyoruz. Alt taraflara her birine tek başına çalışsalar da bitirecekleri süreyi. Yani Ali'nin mesela tek başına bitirme süresi x bölü 4. Sonra Burak'ın tek başına bitirme süresi x bölü 3. Sonra Can'ın tek başına bitirme süresi x bölü 2. Ve üçü birlikte işi 2 günde bitirebildiklerine göre. Bakın şifre kelime burada işin tamamı bitmiş. O zaman işin biten kısmına yani karşı tarafa 1 yazıyorum. Yukarıya da çalıştıkları süreleri. Her birisi birlikte başlayıp aynı anda işi bitirdikleri için eşit süreler çalışmışlar. Yani ikişer saat hepsini ekleyebilirim. Ya da ikişer gün bu soru için. Şimdi kesirlerde biliyoruz arkadaşlar alttaki ifade ters çevirip çarpılır. Yukarıya çıkar. Yani buradan bir 8 bölü x var. Aynı mantıkla ters çevirip çarpıldığında 6 bölü x. Buradan da arkadaşlar 4 bölü x var. Bunların hepsinin paydası zaten otomatikmen eşit olmuş oldu. 14, 18 eşittir x yapacak. Evet cevabımız 18'miş. Evet bu soru biraz daha farklı bir yapıda ama aynı formülü iki defa kullanacağız. Yine çözebileceğiz aynı formülü. Dediğim gibi o bahsettiğimiz kesir yöntemi arkadaşlar her türlü soruda ama aklınıza gelen her türlü işçi problemde işe yarayacaktır. Hiç öyle ayrı ayrı formüller ezberlememize gerek yok. Şimdi iki tane işçi var Ferhat ve Şirin. O zaman iki tane kesir çiziyorum arkadaşlar. Ferhat'ın tek başına bitirme süresini bilmiyorum. Bu defa sorumunu vermemiş. Ona F dedim. Şirin'in tek başına bitirme süresini bilmiyorum. Ona da Ş dedim arkadaşlar. Şimdi ikisi birlikte bu işi 12 günde bitirebilmekteler. Yani birlikte arkadaşlar 12'şer gün çalışmışlar. Yani çalışma karnelerine pay kısımdan 12 yazdım. Tek başına bitirme sürelerini F, Ş demiştim. İşin tamamı bittiğine göre karşıya 1 yazabilirim. Şimdi 2 bilinmeyen bir denklemim oldu. Biliyorsunuz matematikte kaç bilinmeyen varsa o kadar denklem yazmalısınız ki nokta atışı her bir değişkeni tek tek bulabilirsiniz. Dolayısıyla benim bir denkleme daha ihtiyacım var. Çünkü elimde 2 bilinmeyen var. Hadi bakalım yeni denklem yazalım. İkisi birlikte 3 gün çalıştıktan sonra yeni bir senaryo. Yine 2 kesir var. Ferhat'ın tek başına bitirme süresi F. Şirin'in tek başına bitirme süresi Ş. Evet şeyler karıştı. İkisi birlikte 3 gün çalıştıktan sonra karnelerini 3'er gün bir yazıyoruz. Şirin işi bırakıyor. Ha, artık Şirin yok. Şirin'in çalıştığı süreye bir şey eklemeyeceğim. Ancak Ferhat 15 günde bitirmiş kalan işi. Yani Ferhat'a bir 15 daha ekleyeceğiz yukarıya. Neden? O 15 gün daha çalıştı ama Şirin'e bir şey eklemiyorum. Yine iş bitmiş. Değil mi? İş bitmiş. O zaman karşıya yine bir ekliyorum. Şu 3 ile 15'i toplayıp artık 18 yazabiliriz hızlıca. Gördüğünüz gibi elimizde 2 denklem ve 2 bilinmeyen var. Taraf tarafa yok etme yöntemini çok rahat bulabiliriz.
Bize kimi soruyor? Şirin'in tek başına bitirme süresi. O zaman Ferhatlardan kurtulmalıyız. Ferhatlar arkadaşlar 36 da eşitlenir. Yani ben buradan üst tarafı eksi 3 ile çarparsam, alt tarafı da 2 ile çarparsam, bakın ne olacak? Üst taraftan 36, eksi 36 bölü f, alttan da artı 36 bölü f. Bunlar gidecek. Sonra üst taraftan eksi 36 bölü ş, artı alt taraftan da 6 bölü ş eşittir. Karşı taraftan tabii ki şuraları da çarpıyoruz değil mi arkadaşlar? Eksi 1 geldi. Neden? Eksi 3 buradan geldi, artı 2 buradan geldi. Toplarsak eksi 1 yaptı. Üst tarafı birleştirdiğimizde eksi 30 bölü ş eşittir. Eksi 1, yani buradan ş eşittir 30'muş. Demek ki bu işi eğer Şirin tek başına çalışsaydı arkadaşlar 30 günde bitirebilecekti. Evet, yine bir önceki soruya benzer bir soru arkadaşlar. Ne oldu? İşçiler aynı anda işe başladılar ama bazıları ne oldu? Hastalandı, mazereti çıktı ya da küstüler, bir şekilde işi bıraktı. Geri kalan tek başına devam etti. Sorun değil. Bizim formül yine işe yarıyor arkadaşlar. Ne yapıyorduk hatırlayın? İki işçi olduğu için iki tane kesir çiziyoruz. Hemen iki tane kesirimizi çizelim. Can tek başına 40 saatte bitiriyormuş. Altına 40 yazdım. Ali ise tek başına 28 saatte bitiriyormuş. Onu yazdım. İkisi birlikte işe başlamışlar. Pardon, birlikte başlamışlar. Can tek başına başlamış. 30 saat çalışmış. Yani Can'ın karnesinde 30 yazıyoruz. Sonra ne yapmış? Can işi bırakmış. Artık Can yok arkadaşlar. Sonra kalan işi Ali tek başına bitirmiş. Ha, Ali de x saat çalışmış. Doğru mu arkadaşlar? O zaman eşittir. Ne olacaktır? Bir. İşin tamam bittiğine göre buraya bir yazabiliriz. Bunları kaçta eşitleyebiliriz? Mesela şu sıfırları sadeleştirirsek, sonra 7 ile geri genişletirsek payda 28 olacaktır. 21 artı x bölü 28 eşittir 1 olacağı için 21 artı x eşittir 28, x eşittir 7. Demek ki ne yapmış? Ali tek başına 7 saat çalışmış diyebiliriz arkadaşlar. Burada ise farklı bir senaryo var. Bu sefer bize kapasitelerden bahsediyor. Arkadaşlar, kapasitelerle süreler ters orantılıdır. Yani bir insanın kapasitesi daha yüksekse işi bitirme hızı, süresi daha nedir? Azdır. Hızı daha fazla, süresi daha azdır. Dolayısıyla arkadaşlar, bizim formülümüzde de süreler gerektiği için biz kapasitelerle hiç ilgilenmiyoruz. Hemen ters orantı yaparak onların süresine geçmeliyiz. Ne demek istiyorum bakalım. Şimdi örneğin mesela bir iki tane işçi var. Bu birinci işçi olsun, bu ikinci işçi olsun. Buralara ne yazıyoruz? Hız yazıyoruz. Şimdi birincinin hızı neymiş arkadaşlar? 4V. İngilizce'de velocity hız demek olduğu için genelde V harfini kullanıyoruz matematikte biliyorsunuz. Diğeri de neymiş? V hızla çalışıyormuş. Ama bizim için hız önemli değil. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Süreye odaklanıyoruz. O zaman hızı fazla olan daha kısa sürede, T sürede bitirecektir. Hızı yavaş olansa daha uzun sürede, 4T'de bitirecektir. Değil mi? 4 katı yavaş olduğuna göre sürede 4 kat fazla olacaktır. Benim için artık hızlar umurumda değil, önemli değiller. Onları siliyorum, T'lerle devam edeceğim. Bize böyle hız ya da kapasite verildiğinde unutmayın. Hemen onları süreye çevirip unutuyoruz. Bizim için en önemli olan şey bundan sonra süre. Şimdi bu ikisi birlikte işi 12 saatte bitirebiliyorlarmış. İki işçiden bahsettiğim için iki tane kesir çiziyorum. Birincinin tek başına bitirme süresi T, ikincinin tek başına bitirme süresi 4T. Ve ikisi birlikte 12'şer saat çalışıyorlarmış ve arkadaşlar iş bitiyormuş. Bakın iş bitebiliyor. Dolayısıyla eşittir, işin biten kısmını bir koyuyoruz. Şimdi o zaman öncelikle bir T'yi bulalım buradan. Şunu ne yapıyoruz? 4 ile genişletiyoruz. Ne oldu? 48, 2 daha 60 eşittir 4T'den. T buradan arkadaşlar 15 yaptı mı? T'yi biliyoruz artık. Şimdi ne yapalım? O zaman soruya dönelim. Soru başka bir şey istiyor bizden. Diyor ki hızlı olan işçi hızını yarıya düşürürse. Yani birinci işçi ve ikinci işçiden bahsediyoruz yine. Birinci işçi hızını 2V'ye düşürdü. Yavaş olan da hızını 2 katına çıkardı. O da 2V'ye çıkardı. Bu durumda bunların süreleri ne olur arkadaşlar? Eşitlenir. Şimdi birincisi T 15 olduğu için ne oldu? 4 hızla giderken 15 saatte bitiriyorsa ters orantı gereği 2 hızla gidiyorken 30 saatte bitirir. Artık hızını ne yaptığı için dikkat edin. 4V'den değil mi hızını? 4V'den V'ye düşürdüğü için arkadaşlar 2V'ye düşürdüğü için yarıya düşürdüğü için sürede 2 katına çıkmış olmalı. Eskiden 15 saatte bitiriyordu, şimdi 30 saatte bitiriyor. Aynı şey arkadaşlar ikinci işçi için düşünelim. Bu da ne yapıyordu dikkat edin. V hızıyla bitirirken yani V hızıyla çalışırken 4 çarpı 15 60 saatte bitiriyordu. Ama şimdi ne yaptı? Hızını 2 katına çıkardı. O zaman sürede 2 kat düşmüştür. Yani 2 katına düşmüş. Yarıya düşmüştür. O da 30'a düşmüştür yine. Ne oldu bakın? İkisinin kapasiteleri eşitlendiğine göre bitirme sürelerinde eşit olması mantıklı zaten. Öyle bir şey bekliyorduk. Bu durumda işi kaç saatte bitirirler diyor ikisi birlikte. O zaman yeni senaryo için bir daha denklem yazıyoruz. Ne demiştik? İki işçi var, iki kesir çiziyoruz. Her birinin tek başına bitirme sürelerini aşağı yazıyoruz arkadaşlar. Ve çalıştıkları süreleri yukarı yazıyoruz. İşin biten kısmını da karşı yazıyoruz. İkisi aynı anda işe başlayıp aynı anda bitirdikleri için çalışma süreleri eşittir. Yani ikisinin de x'er saat çalıştığını varsayabiliriz. Tek başına bitirme süreleri zaten güncel 30.
Buradan 2x bölü 30 eşittir 1 ise x eşittir 15 geldi. Demek ki yeni kapasitelerimizde bunlar birlikte çalışırlarsa işin tamamını arkadaşlar 15 saatte bitirebilirlermiş. Burada ise arkadaşlar eşit kapasitede 9 işçi var. Şimdi 9 işçi olduğu için 9 tane kesir çizmeye gerek yok. Yani aslında onu yapacağız mantık olarak ama biz onu biraz kısaltacağız şimdi. 9 işçi varsa 9 tane kesir. Bula bula 9 tane kesir. Hepsinin zaten eşit kapasiteli olduğuna göre hepsini tek başına bitirme süreleri x değil mi arkadaşlar? Ben böyle amile gibi 9 tane kesir yazmak yerine 9 çarpı diyebilir miyim? Çünkü aynı şeyi 9 kere toplayacağım. O zaman 1 tane kesir çiziyorum ve 9 çarpı diyorum. Ve ne yapıyorlar? Şundan 12 günde bitirebiliyorlarmış. Değil mi? 12 günde çalışma sürelerini 12 yazacağım. İşin biten kısmı 1 olacak. Evet, bu kısmı tekrar anlatmak istiyorum. İyice anlamanızı istiyorum. Çok önemli çünkü. Normalde 9 işçi olduğu için 9 tane kesir çizecektim. Dikkat edin. 9 tane kesir bula bula. Her birinin paydaları aynı. X, X. Çünkü bunlar eşit kapasiteli işçiler değil mi? Evet, şöyle düzelteyim buraları. Evet. 9 tane varsayalım böyle yazdım. Ve her biri 12'şer gün çalışmışlar. Ve işin tamam bitmiş. 1. Şimdi ben bunu 9 kere yazmak yerine şöyle de yazamaz mıydım? 9 çarpı 12 bölü x. Aynı şeyi 9 kere topladım çünkü eşittir 1. Buradan anlıyoruz ki 108 eşittir x'tir. Demek ki bir işçinin kapasitesi bu işi tek başına çalışsaydı 108 günde bitirebilecek şekildeymiş. İşçilerin her birinin çalışma kapasiteleri %20 arttırılırsa diyor. Kapasite %20 arttırılırsa arkadaşlar ne olur? İşi bitirme süreleri kısalır. Hadi bir orantı yaparak bunu bulalım. O zaman ne olacak şimdi? 100 kapasiteyle. Bakın 100 kapasiteyle. Ne yapıyorlardı bunlar? 108 günde bitiriyorlardı. Şimdi ne olacak? Kapasiteleri kaça düşecek arkadaşlar? Şey çıkacak 120'ye. Çünkü yeni kapasitemiz %20 arttırıldı. O zaman 120 kapasiteyle acaba kaç günde bitirirler? Bu arkadaşlar ters orantıdır. Çünkü kapasiteyi arttırırsanız işin bitme süresi daralır, kısalır. Dolayısıyla ters orantı düz çarpıyorduk biliyorsunuz. Yani 100 çarpı 108 eşittir 120 çarpı x. 12'ye bölüyorum. Buradan ne oldu? 10. 12'ye bölüyorum 9. Sıfırlar giderse arkadaşlar x buradan ne olur? 90. Demek ki her bir işçinin kapasitesi %20 arttırıldığında bir işçinin bu işi tek başına bitirme süresi 90 güne düşer. Şimdi gelelim asıl soruya. Bu yeni kapasitelerle bunlar birlikte işi kaç günde yaparlar diyor. Şimdi 9 tane işçi vardı. Her birinin kapasitesi artık 90. Ve bunlar arkadaşlar x'er gün çalışacaklar ve işin hepsi bitecek. Dolayısıyla gördüğünüz gibi ne olacak arkadaşlar? 9x bölü 90'dan x eşittir 10 olacak. Değil mi? Hepsi birlikte 10 günde bitirirler. Bakın biraz önce birlikte çalıştıklarında 12 günde bitiriyorlardı. Şimdi ise arkadaşlar ne yaptılar? 10 günde. Kapasiteler arttığı için işin bitme süresi kısaldı. Evet bu arkadaşlar çok tatlı bir soru. 4 tane işçimiz var. Bunlar eşit kapasiteli. O zaman 4 tane kesir çiziyorum hemen arkadaşlar. Birinci kesirimiz, ikinci, üçüncü ve dördüncü. Her bir kesir bir işçiyi temsil ediyor. Bunların hepsi eşit kapasiteli olduğu için tek başına işi bitirme sürelerini x diyoruz arkadaşlar. Sonra ne kadar çalıştı acaba? Kim ne kadar çalıştı? Ona bakalım. Herkes aynı süre çalışmamış. Bazıları erken bırakmış, bazıları geç bırakmış, bazıları sonuna kadar dayanmış, sabır göstermiş. Dolayısıyla çalışma süreleri farklı olduğu için onları yukarı yazacağız. Ama en sonunda kalan iş bitmiş. Kalan iş bittiğine göre eşitliğin karşı tarafında 1 yazıyoruz. İşin çünkü %100'ü yapılmış. Biliyorsunuz eşitliğin karşı tarafında işin biten kısmını yazıyorduk. Şimdi üst tarafa gelelim. Birinci işçi ne yapmış? Birinci günün sonunda bırakmış. Yani bu bir gün çalışmış ve bırakmış. Karnesine sadece 1 yazabiliriz. İkinci işçi ne yapmış arkadaşlar? Üçüncü günün sonunda bırakmış. Yani ikinci işçimiz 3 gün dayanabilmiş. Değil mi? 3 gün çalışmış. Karnesine 3 yazıyoruz. Beşinci günün sonunda da üçüncü işçi işi bırakmış. Yani üçüncü işçimiz de 5 gün çalışmış arkadaşlar. Dördüncü iş 7 gün daha çalışarak. Bakın burası çok önemli. 7 gün daha diyor. Yani zaten 5 gün önceden çalışılmış. Artı 7 gün daha çalıştığı için son işçimiz 12 gün çalışarak arkadaşlar değil mi? İşin bitmesini sağlamış. Demek ki arkadaşlar herkesin çalıştığı süreleri karnesine yazdık. Tek başına bitirme sürelerini de zaten aşağı yazdık. Eşit kapasiteli oldukları için hepsini tek başına bitirme süresine x demiştik. Bu da paydaların eşit olmasını sağladı. Toplarsak 17, 20, 21. 21 bölü x eşittir 1 olduğuna göre demek ki x buradan 21'dir. Demek ki bir işçinin bu işi tek başına bitirme süresi arkadaşlar 21 günmüş. O zaman ne diyor? Bu işçilerden bir tanesi bu işi tek başına kaç günde bitirir? Cevabı bulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu soruyu da birçok yine orantı yöntemiyle çözebilirsiniz. Ama ben aynı formülün geçerliliğini göstermek anlamında yine o kesir yöntemiyle çözeceğim. İki tane işçi olduğu için iki tane kesir çizeceğiz bir kere. Onda sorun yok. Ancak her işçinin bir işi bitirme süresini, tek başına bitirme süresini önce bulmamız gerekiyor. Örneğin ustaya bakalım. Usta ne yapıyormuş arkadaşlar? 3 günde 5 masa yapıyor. O zaman acaba bir masayı kaç günde yapar?
Şimdi bir işi tek başına bitirme süresini bulmam gerekiyor. Benim için bir masa bir iş demek. Tamam mı arkadaşlar? O zaman ne yapıyoruz? X'ler, işler sağa çarpıyoruz. X ile 5'i çarptık. Değil mi? Eşittir 3. X buradan ne yaptı arkadaşlar? 3 bölü 5 yaptı. Diğer taraftan buraya gelince de kalfamız da ne yapıyormuş? 5 günde 4 masa yapıyormuş. O zaman acaba bir masayı kaç günde yapar? O zaman ne oldu? X çarpı 4. Şunu güzelce yazayım. 4 masa. X çarpı 4 eşittir 5'ten. X buradan 5 bölü 4 yapacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ustanın ve kalfanın bir işi tek başına bitirme sürelerini bulduk. Artık iki işçimiz olduğu için arkadaşlar iki tane kesir yazıyoruz. Birinci kesire usta olsun, ikinci kesire kalfa olsun. Ustanın tek başına bitirme süresi 3 bölü 5. Kalfanın tek başına bitirme süresi 5 bölü 4. İkisi birlikte x'er gün çalışsınlar. Kaç gün çalıştılar bilmiyorum. Aynı süre çalışıyorlar. Birlikte başlayıp birlikte bitirdikleri için ikisini de aynı süreyi yazabilirim. Ve işin biten kısmına 148 yazıyorum. Neden? Çünkü bir işi bitirme sürelerini bulacağım ben bu şekilde. Ancak adam bizden 148 tane işin ne kadar sürede biteceğini soruyor. O zaman işin biten kısmına 148 yazabiliriz. Yani 148 tane %100. Şimdi takdir ettirirsek şurada arkadaşlar. 5x bölü 3 artı 4x bölü 5 eşittir 148. Buradan payda işlememiz gerekiyor. Şunu 5 ile çarpıyorum 25x. Bunu da 3 ile çarpıyorum 12x bölü 15 oldu eşittir 148. Buradan 37x oluyor. Şöyle uzağa yazayım biraz. 37x bölü 15 eşittir 148. 37'nin 4 katı olması lazım. Evet bunlar sadeleşirse buradan bakın x bölü 15 eşittir 4. X eşittir 60 gelecektir. Demek ki ikisi birlikte 60 günde 148 tane masayı bitirebilirlermiş. Yine bizim aynı kesir yöntemimizle bütün soruyu çözebilmiş olduk. Evet bu da bugünkü son sorumuz olsun arkadaşlar. Ne yapıyoruz yine? İki tane işimiz var. Onun için iki tane kesir çiziyoruz. Bunların tek başına bitirme sürelerini yani kimse çalışmasaydı sadece Ayşe çalışsaydı bu işi kaç saatte bitirdi onu bulmaya çalışıyorum. Bakıyorum sonra da ondan bahsetmemiş arkadaşlar o zaman A diyorum. Tek başına Beren bu işi kaç saatte bitirdi onu da bilmiyorum ona da B diyorum o zaman. Ama ikisi birlikte 12'şer saat çalışmışlar. Yani üst tarafa birlikte çalıştıkları süreleri yazarsam ve işin biten kısmını da 1 olarak belirlersem çünkü işi bitiriyorlar diyor bakın. İşin tamam bitmiş yani bir denklem elde ederim. Ama ne demiştik biraz önce benzer bir soru çözmüştük hatırlayın. 2 bilinmeyen varsa o zaman 2 denklem gerekiyor. Hemen ben o zaman sorunun kalan kısmından ikinci bir denklem oluşturmaya çalışıyorum. Sonra diyor ki ikinci senaryo Ayşe 4 saat çalışırsa yine 2 işçiden bahsettiğim için 2 kesir çizdim. Ayşe'nin ve Beren'in tek başına bitirme süreni bilmiyorum. A, B dedim. Ayşe bu sefer 4 saat çalışmış. Beren ise 6 saat çalışmış. Yani bu sefer aynı anda başlayıp aynı anda bitirmemişler. Farklı farklı süreler çalışmışlar. Sorun değil. Karnelerine sadece çalıştıkları süreleri yazıyorum. Üst taraflar çalışma karneleri oluyor. İşin biten kısmında karşı yazıyorum. İşin 2 bölü 5 bitmiş. Bu sefer %100 değil yani 1 yazmıyoruz 2 bölü 5 yazıyoruz. Bakın yine elimizde 2 tane 2 bilinmeyen denklem oldu. Taraf tarafa yok etme yöntemi kullanacağız. Bize kimi soruyorsa diğerini yok edelim. Ayşe bu işin tamamı tek başına kaç saatte bitirir diyor. O zaman Berenlerden kurtulalım. Alt tarafı eksi 2 ile genişletiyorum. Üst tarafta 12 bölü A, alt taraftan eksi 8 bölü A yani 4 bölü A kalacak elimizde. Paylar aynı olduğu için direkt üstlerine toplayıp çıkarabiliyorum. Burada 12 bölü B, burada da eksi 12 bölü B olduğu için onlar gitti zaten. Karşı tarafta ise 1 var burada. Buradan da eksi 4 bölü 5 var. Değil mi? Eksi 2 ile biliyorsunuz eşliğin karşı tarafını da genişletiyoruz. Yani buradan 4 bölü A eşittir. 5 kere 1 5, 4 çıkardım 1 bölü 5. A 20 mi yapacaktır? Demek ki Ayşe bu işi tek başına 20 arkadaşlar saatte bitirebilirmiş. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece bir kesir yöntemiyle bütün işçi problemlerini çözebiliyorsunuz. İsterse sonsuz tane işçi olsun o zaman bunlar özdeş işçiler olduğu için çarpı diyerek değil mi? Tek tek yazmak yerine işi kısaltabiliyorduk. İsterse iki tane olsun isterse bir tane olsun kaç işçi olursa olsun. İşçi sayısınca kesir çizerek arkadaşlar tek başına bitirme sürelerini aşağı yazıyoruz. Çalıştıkları süreleri de yukarı yazıyoruz. Eşitliğin karşı tarafında da işin biten kısmını yazıyoruz. Bu şekilde bir formülde çözemeyeceğiniz işçi problemi yok arkadaşlar. Başarılar diliyorum teşekkür ediyorum.